merhabalar sevgili öğrenciler. Panda Pen'e hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Evet, 1. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Allah'ın işitme sıfatını ifade eden isimdir? A. Alim, B. Basir, C. Semi, D. Kadir. Evet, cevabımız nedir arkadaşlar? Allah'ın işitme sıfatı Semi'dir. C seçeneğimiz doğrudur. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşit olduğuna inanmaya, ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah için yapmaya denir. A. İman, B. Tevhid, C. Şükür, D. İbadet şıklarımız. Evet, bu tevhiddir sevgili öğrenciler. B seçeneğimiz doğrudur. İşaretleyelim. İhlas suresinde neden söz edilir? Evet, İhlas suresinde A. Namaz, B. Oruç, C. Tevhid, D. Ahlak. Evet, İhlas suresinde de Allah birdir, Allah samettir, o her şeye muhtaç, hiç kimseye, herkes ona muhtaç, hiç kimseye o muhtaç değildir. Yani tevhiddir bir nevi. Yukarıdaki cümlemiz de aynı İhlas suresindeki olduğu gibi, ikisi de birbirinin aynıdır. Cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? A. Oruç tutmak, Ramazan ayında yapılır. B. Fitre vermek, Ramazan ayında yapılır. C. Hacca gitmek, hayır, hacca gitmek ömürde bir yapılır. Teravih namazı kılmak, yani ömürde bir yapılabilir. Her zaman istediğin kadar hacca gidebilirsin ama ömürde bir yapmak zorundasın. O yüzden C seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Diğerleri Ramazan ayında yapılır. Evet, geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Yanlıştır'a dikkat ediyoruz. Allah yaptığımız her şeyi bilir. Evet, bu doğrudur. Her şeyi bilir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur. Hayır, hiçbir şey tesadüfen oluşmamıştır arkadaşlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet, her şeye gücü yeter. C seçeneğimiz doğrudur. Yanlıştır olduğu için sorumuzun cevabı budur yani. 6. sorumuza bakalım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bu ayette vermek istenen ana mesaj nedir? Enbiya 22. Bakalım. Evrenin kendiliğinden var olmadığı, Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın dualarımızı işittiği, Allah'ın her şeyi bildiği. Evet, bu ayetin ana fikri, ana teması arkadaşlar, Allah'tan başka ilah olmadığı. Yani B seçeneğimiz doğrudur. İşaretliyoruz. 7. sorumuza bakalım. Öğretmen sınıfa nasıl dua etmeliyiz sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Ali, Allah'ın güzel isimleriyle dua etmeliyiz. Evet, doğru bir cevaptır. Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz. Evet, doğru bir cevaptır. Sadece kendimiz için dua etmeliyiz. Hayır, Dilek yanlış bir cevap vermiş arkadaşlar. Sadece kendimiz için dua etmemeliyiz. Ailemiz, sevdiklerimiz, tüm insanlığa dua etmeliyiz. İbrahim, gönülden ve gizlice dua etmeliyiz. Evet, bu da doğrudur. O zaman Dilek'in cevabı yanlış olduğu için burada da Dilek C şıkkında var. Hemen C şıkkını işaretleyelim arkadaşlar. C şıkkı Dilek. Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, yanlıştır'a dikkat edelim. Dua Allah'tan istekte bulunmaktır. Evet, doğrudur. Sevinçleri ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır. Evet, bu da doğrudur. Allah'ın verdiği nimetleri şükretmektir. Bu da doğrudur. Dua namaz sadece namazlardan sonra edilir. A, B, C seçeneklerimiz eledik. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Yanlışları sorduğu için D seçeneğimiz sorumuzun cevabıdır. Dua sadece namazlardan sonra edilmez. Dua her zaman edilebilir. Allah'ın kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir? Kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği davranışlar: A. Vacip, B. Farz, C. Sünnet, D. Nafile. Evet arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı farz olacak. Çünkü kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği işlere farz diyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yine yanlıştır var. A. Soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir. Evet, bu doğrudur. C.
Kabe Hazreti İbrahim tarafına yapılmıştır. Evet, bu da doğrudur. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılıp yakılmıştır. Evet, burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılmaktan kurtulmuştur, yakılmamıştır. Ateş suya dönüşmüştür. Allah her şeye vekildir, o her şeyin iyisini bilerek diyerek ateşe atılmaktan son anda kurtulmuştur. Babası Azer kendisine inanmamıştır. Evet, bu da doğrudur. O zaman C seçeneğimizi işaretleyebiliriz. 11. sorumuza bakalım. Allah'ım, senin rızan için sana inandım, senin rızkın ile orucumu açtım. Yukarıdaki iftar duasında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? İftar duası dediği için senin rızan için A. Namaz kıldım, oruç tuttum. Evet, namaz kıldım olmaz arkadaşlar. B. Oruç tuttum, sana güvendim. Evet, oruç tuttum. Bu cevabımız doğru. Niyet ettim, namaz kıldım. Hayır, dua ettim, sana güvendim. Hayır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkın ile orucumu açtım. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili olarak söylenemez? Söylenemez'e dikkat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi indirilmiştir. Evet, bu doğru bir bilgidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi doğmuştur. Hayır, burada bir yanlışlık var. Müslümanlar Kadir Gecesi'ne çok önem verirler. Evet, çok önem verirler. Kadir Gecesi 1000 aydan daha iyidir. Bu da doğru bir bilgidir. O zaman B seçeneğimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi doğmuştur bilgisi yanlıştır arkadaşlar. B seçeneğimizi işaretliyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Değildir'e dikkat edelim. A. Oruç tutulurken gün boyunca yenmez, içilmez. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. B. Oruç nimetlerin kıymetini öğretir. Evet, bu da doğrudur. Oruç sadece Ramazan ayında tutulur. Bu da C seçeneğimiz. Ama bu yanlış, doğru bir bilgi değil. Ramazan ayında tutulmaz. Oruç tutulan bazı günler vardır. Bazı önemli geceler vardır. O yüzden C seçeneğimiz yanlıştır. Oruç imsaktan akşam namazı vaktine kadar tutulur. Evet, bu da doğru bir bilgidir. C seçeneğimiz yanlıştır. 14. sorumuza geçiyoruz. Hazreti Davut Aleyhisselam hakkında aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Evet, yine yanlıştırla karşı karşıyayız. A. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Evet, bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Davudi oruçları deniyor bunlara. Mekke'de doğmuş, orada yaşamıştır. Evet, bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Hazreti Davut Mekke'de doğmamıştır. Kudüs'te doğmuştur. C. Demiri eritip zırh yapma sanatını öğrenmiştir. Evet, bu da doğrudur. Kendisine Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. B seçeneğimiz yanlıştır. Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur'an'ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? A. Miraç gecesi, B. Mevlid kandili, C. Berat gecesi, D. Kadir gecesi. Evet, cevabı ben duyar gibiyim. Hepiniz biliyorsunuz. D seçeneğimiz Kur'an'ın indirildiği gece Kadir gecesidir arkadaşlar. İndirilmeye başlandığı da diyebiliriz. Peygamberimizin sözlerine, davranışlarına ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına ne denir? A. Müstehap, B. Farz, C. Sünnet, D. İbadet. Evet arkadaşlar, peygamberimizin sözlerine, davranışlarına sünnet diyoruz. C seçeneğimiz doğrudur. İşaretleyelim. Oruç tutan bir kimsenin akşam vaktinin girmesiyle birlikte yemeğe başlamasına ne denir? A. İftar, B. İmsak, C. Sahur, D. Teravih. Hayır arkadaşlar, imsak, sahur, teravih yani A, C, D yanlıştır. İftar, akşam vaktinin girmesiyle evet iftarımız, orucumuzu aşarız. Aşure hangi aşağıdakilerden gündür? Aşağıdakilerden hangi gündür de olacak, bir yanlışlık olmuş. Önemli değil, biz anladık soruyu zaten. A. Muharrem ayının 15. günü. Hayır. Ramazan ayının 10. günü. Hayır. Ramazan ayının 27. günü. Hayır. Muharrem ayının 10. günü. Evet. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür sevgili öğrenciler. D seçeneğimiz doğrudur. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır yine karşımızda. A. Farz kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. Evet. Doğru. Yukarıda da vardı zaten videomuzun yukarısında. B. Vacip kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. Hayır. Bu doğru bir bilgi değildir. Vacip
kesinlikle yapılması gereken şeyler, yapılmaması gereken şeyler değildir. C. Sünnet, Hazreti Peygamber'in yaptığı ibadetlerdir. Evet, müstehap, yapılması güzel olan davranışlardır. Bu da doğru. Ama B seçeneğimiz, vacip, bin tanımı yanlıştır. Evet. 20. ve sonuncu sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerden çıkarılabilecek en doğru sonuçtur? A. Son yıllarda güneş daha çok ısıtıyor. Özür dilerim, önce şurayı okuyalım. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Gece gündüz sürekli ardı ardına gelir. Allah yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir. A. Son yıllarda güneş daha çok ısıtıyor. Evrende her şey düzen içerisindedir. Evet, en doğru sonuç diyor. Yaz mevsiminde geceler daha kısadır. Kışları güneş daha az ısıtıyor. A, C, D seçeneklerini eledik arkadaşlar. Evrende her şey düzen içerisindedir. Yukarıda verilen cümlelerden çıkarılabilecek en doğru sonuç budur sevgili öğrenciler. Evet, çalışmamız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. Abone olursanız sevinirim. Bizimle kalın.